Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine şöyle geçen günkü gibi aranjman yaptım. Balkondaki türleri böyle tek tek her çeşitten birer tane aslında yine çeşitler var da şöyle bunları şimdilik göstermek istedim. Birkaç çeşit daha var inşallah onları da sizlerle yarın bir paylaşım yaparım. Şöyle dün akşam yine hazırlık yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz dün masa bayağı bir doluydu. Tabii bugün yine kargolarım var. Yani hepsini bir günde gönderemiyorum. Bazen eksiklik oluyor. Onlar geldikten sonra siparişleri ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle bugün yine siparişlerim var. Onları da paylaşacağım. Böyle bunları göstermek istedim arkadaşlar. Bundan iki tane var elimde. Bu da maranta türünden. Çok güzel. Şöyle gördükleriniz, şöyle bakın bir borcam içinde söyleyemedim. Şöyle bunların fiyatları tek fiyat arkadaşlar 70 TL. Şöyle göstereyim. Bundan bir tane var. Bundan da bir tane var. Bunun devamı var arkadaşlar. Hem de söylemiş olayım, bunun da devamı var. Bunların fiyatları aynı 70. Bunun da devamı var. Çok fazla yok. Dediğim gibi bundan iki tane var. Bundan üç tane var elimde. Şöyle baloncuk dediğim. Artık ismini koydum ya, herkes isteyince de baloncuk diye istiyor. Kabartmalı. Şöyle bakın, çok güzel. Rengi harika. Zaten moru da çok seviyorum. Şöyle mürdüm renginde. Harika ve çok güzel de çiçekler açıyor bu arkadaşlar. Hatta çiçeği vardı, geçti. Beyaz çiçek açıyor. Bu da çok güzel boyutta, büyük. Sadece şu arkadaşlar, Söğüt begonya diye geçiyor. Kiraz begonya diye de geçiyor. Sadece bu 50 TL arkadaşlar. Bu da çok güzel. Böyle salkım salkım çok güzel çiçekleri var. Şöyle çınar begonya var. Şöyle bunlar 70. Bu gördükleriniz. Böyle balkondan getirdim. Böyle bir paylaşım da yapmak için en azından hani çeşitleri de görün istedim. Şunlar biraz arka rafta kalmıştı balkonda. Dediğim gibi 3 tane var bundan. Bu da arkadaşlar Musa'nın beşiği renkli olanından. Çok güzel bir tür. Şöyle yine elimde son kalanlar. Bunlar dantel çiçeği. Şu anda iki tane var elimde. Bakın yeni yeni şöyle kol atmaya başlamış. Çok güzel. Bakın şöyle güzel bir ışıklı alan yerde konumlandırırsanız içeride veya kapalı bir balkonunuzda harika olur. Yazın açık balkonda kalabilir. Şöyle bunlar var. Bunlar da çok güzel özel tür. Melek kanadı. Şöyle episkiyalarım var. Bundan iki tane var arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok da güzel yavrulu. Böyle kaçırmayın derim. Havalar şimdi sıcak gidiyor. Soğuk olsaydı bunlar çok soğuğa dayanıklı bir çiçek değil. Yani yolda sıkıntı oluyor. Gidene kadar tabii ki kayıp yaşayabiliyoruz. Bunlar sıcağı çok seviyorlar arkadaşlar. Bu turuncu açan bundan bir tane var sanırım. Şöyle siningiyalarım. Böyle üç tane. Bunlar fuşya renginde. Bu pembe. Bu da pembe. Bu biraz küçük olduğu için arkadaşlar bunun fiyatı 100 TL'den vereceğim. Bu 130. Bakın. Şöyle çiftli bu. Şekilde. Şöyle bir tane kaldı pembe dua çiçeği elimde. Son. Şöyle. Bu da arkadaşlar 120. Bakın bu da çok güzel bir tür. Japon defnesi diye geçiyor. Yaprakları harika. Çok da güzel büyüdüğü zaman ağaç formunu alıyor. Burada episkiyalarım var. Al yanak. İki tane kalmış al yanak. Şöyle parlak yapraklı dediğimden iki tane var. Şöyle mat yapraklı pembe diyorum buna. Bundan bir tane var. Bunlar da pembe açan türler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın yavrulu. Yani bunlar aslında fide değil. Anaç diyelim. Çünkü yavruları var. Çok da güzel. Onlar da büyüdüğü zaman harika olacak. Şöyle iki tane var ondan. Bunlar son arkadaşlar. Bakın.
bol yavrulu. Dediğim gibi. Şöyle bakın, yeni yeni yavruları da gelmeye başlıyor. Şunun da bakın şuradan yavruları gelmeye başlıyor. Bunlar da bakın şöyle yavrulu. Çok güzel türler, kaçırmayın. Bakın bol yavrulu. Yani çok da detaylı göstermiyorum bazen videolarda. Bugün göstereyim bari. Bakın. Belki de iki köklü olabilir bu. Biraz sıkışık. Şöyle bakın, kaçırmayın derim. Çok güzel bir tür bunlar. Episkiyalar, özel tür bunlar. Şöyle bunlar var elimde. Bunlar da aynı. 70 TL arkadaşlar fiyatı. Şöyle göstereyim boyutunda. Çok güzel, harika. Bir saksıya geçtiği zaman çok güzel olacak. Şu anda bardakta aldığımız zaman gelince direkt çiçeklerinizi bardaktaysa eğer saksıya geçirin arkadaşlar. Hiç bekletmenize gerek yok. Bunları da aynı şekilde. Şöyle fide mesela şunları aldığınızda bunlar biraz daha suda beklemesi gerekiyor. Ondan sonra küçük bir saksı veya bardak içine alabilirsiniz. Şöyle fidelerim var. Kohlera fidelerim. Masada yer olmadığı için bunlar şimdilik yerde. Şunlar var. Bakın bunlar da bayağı bir köklendi. Bir tanesini Selime Hanım'a ayırdım. Göndereceğim inşallah bugün arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu kızım da çok güzel çiçekler açıyor. Bu artık açmıyor arkadaşlar. Bayağı bir çiçek açtı biliyorsunuz yazın. Baharda bir başladı. Yaz boyunca çiçekliydi. Kışın pek çiçek açmıyor. Şöyle tomurcuğu yok. Şöyle çok güzel oldu bu da maşallah kızım, ama yavru vermiyor tabii ki. Böyle arkadaşlar elimdeki olan türler. Dediğim gibi bunların fiyatları 70, şu 50, şu diğerleri 70. Bu şöyle göstereyim tekrardan. Arkadaşlar çok güzel, kaçırmayın derim. Şekilde. Bakın harika. Böyle. Şöyle şuradan başlayayım arkadaşlar. Süheyla Hanım'a gidecek. Şöyle dua çiçeği var. Şöyle kauçuğu var arkadaşlar. Bakın çok güzel yaprakları. Harika ya. Çok seviyorum böyle yaprakları. Çok güzel bir tür maşallah. Şöyle bunları inşallah göndereceğim. Bu sarmaşık begonya. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle bakın. Şöyle kol atmış. Yaprak verecek tekrar. Böyle bunları inşallah Süheyla Hanım'a göndereceğim. Balıkesir'e gidecek. Süheyla Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Kezban Hanım'ın siparişi var. Şöyle bakın. Çok güzel. Hatta tomurcuklu. Çiçek açacak. Harika bir formda. Bu dantel çiçeği arkadaşlar. Bu da özel bir tür. Her yerde bulunmayan bir tür. O yüzden kaçırmayın diyorum her zaman. Şöyle kara kızımız var. Çok güzel. Bakın. Şöyle bunu da yeni ekledik. Bunu istedi. Şöyle bakın, bunun da yavruları var. Şöyle telefonum netleştirirse bakın, bol yavrulu. Bu şekilde. Böyle hoyası var arkadaşlar. Bakın bu da köklendi. Hatta bir tane daha ekledim çünkü alan arkadaşlara şöyle iki boğumluk gönderdiğim için, şöyle tek boğum olduğu için bir boğumluk daha yanına ekledim. Hak geçmesin. Diğerlerine nasıl biraz büyük gönderdiysem Kezban Hanım'a da şöyle iki tane ayrı ayrı tek boğumluk o şekilde ayarladım. Vardı zaten köklü, o şekilde göndereceğim. Böyle Kezban Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün çiçeklerini. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
Şöyle şurada da arkadaşlar Ayten Hanım'ın siparişi var. Şöyle bakın şu sarmaşık kalpli dediğim özel tür. Sarmaşıktan şöyle menekşesi var. Şöyle episkiyası var. Şöyle bakın bunlar da yaprak güzelleri. Böyle bunları inşallah göndereceğim Ayten Hanım'a. Ayten Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu köklü değil çünkü yeni kestim. Şöyle bakın şundan göstereyim arkadaşlar. Bu özel bir tür. Patos sarmaşığı değil bu arkadaşlar. Bakın yaprağının güzelliğine. Kalpli yapraklı. Çok güzel bir tür. Böyle bundan çelik satışım var. 40 TL arkadaşlar. Çok da uygun fiyatlı. Kaçırmayın derim. Böyle Ayten Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da Hamiye Hanım'ın siparişi var. Böyle episkiyası. Çok güzel bakın arkadaşlar. Bol yavrulu. Şöyle pembe dua çiçeği var. İnci menekşesi var. Arkadaşlar. Şöyle dantel çiçeği var. Menekşesi var. Bakın şöyle yine baloncuk dediğim türden telefon netleştirmiyor bazen. Şöyle bunları inşallah göndereceğim. Hamiye Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bunun da bakın şurada inşallah çiçek açacak. Şöyle kol uzatmış. Çok güzel bir tür arkadaşlar. Yaprağı da çok güzel. Ben çok seviyorum. Bir tane de kendime ayırdım. Böyle düz yeşil ama çok değişik. Böyle menekşe yaprağı gibi bir yaprağı var. Burada da Selime Hanım'ın siparişleri var. Şöyle yine inci menekşe. İnci menekşe yok arkadaşlar. Elimde bitti. Zaten sayılı gelmişti. Kalmamıştı. Onları da zaten isteyen arkadaşlar vardı. Ayırdım. O yüzden kalmadı. Şöyle melek kanadı var. Menekşesi var. Picasso yapraklı. Şöyle difenbahyası var. Şöyle rizomları var. Yumrusu var. Bu şekilde. Şöyle melek kanadı var. Bundan. Bir de şöyle çelik episkiyası var arkadaşlar. Bir tane de bundan salon çiçeği var. Bunun ismini bilmiyorum. Şöyle köklü sardım. Kocaman çok güzel bir tür. Böyle bunları inşallah Selime Hanım'a göndereceğim. Selime Hanımcığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar bakalım Gül ablamın siparişleri. Şöyle dua çiçeği, inci menekşesi, şöyle Picasso yapraklı menekşesi, melek kanadı, şöyle bir menekşesi. Onda olmayan türlerden böyle ayarladık. Burada da yumruları var. Şöyle rizomları var arkadaşlar. Böyle bunları inşallah göndereceğim kendisine. Böyle Gül ablacığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Dilek Hanım'ın siparişi. Şöyle bakın çok güzel köklenmiş. Şöyle sarı açan boya. Bunun yaprağı da çok güzel. Bakın böyle. Burada da arkadaşlar mürdüm dediğim hoyadan dediğim gibi şöyle iki boğumluk bu şekilde satışını yapıyorum. Böyle arkadaşlar bu da köklü. Böyle şurada da bir tane episkiyası var. Şurada da rizomları var arkadaşlar. Şöyle poşet içine koymuştum. Böyle bu şekilde bunları inşallah Dilek Hanım'a göndereceğim. Dilek Hanımcığım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Berrin Hanım'a siparişi var. Şöyle benim minyatür kızım var. Bakın çok güzel bir tür.
Bu aslında özel bir tür arkadaşlar. Yani normalde şöyle piyasada pek bulunmaz bu. Bu özel tür çünkü. Bakın bunun çiçekleri minyatür, yaprakları minyatür ve yaprakları şöyle hafif kalpli gibi değişik. Çok güzel bir tür bu. Şöyle çelik olarak kendisine güzel bir çelik kestim. Ay elime battı. Böyle bunu direkt ekebilir. Can suyunu verip toprağı kurudukça sulamasını yapabilir. İçeriden şöyle cam önüne koyarsa daha iyi olur. Çünkü havalar da biraz artık serinleyecek. Böyle burada da arkadaşlar şöyle çınar begonyası var. Böyle bunu inşallah göndereceğim. Böyle Berrin Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Nihal'cim istedi. Şöyle inci menekşe özellikle dedi ki açan istiyorum, şöyle çiçekli istiyorum demişti. Ben de söz vermiştim. Böyle çiçekli geldiğinde ona ayırdım. Bakın inci menekşenin çiçekleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Çok güzel çiçekleri var. Şöyle bunu koydum. Şöyle çelik olarak istemişti Episkia. Bunu göndereceğim. Şurada yumrusu var. Şöyle bakın bu da barış çiçeği. Bunu göndereceğim. Ve böyle kara kızım vardı. Arkadaşlar bebekli. Bunu göndereceğim. Böyle. Nihal'cim bunu şöyle gövdesi çok uzun bunun. Bunu ektikten bir ay sonra şuradan kes. Kestikten sonra bunu ayrı ek. Bu kestiğin yerden de şöyle yeni yeni bebekler verecek. Aynı yum türü çok güzel bir tür. Bakın çok güzel rengi var. Şöyle bunu da inşallah göndereceğim. Nihal'cim de sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde büyüt inşallah. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Böyle arkadaşlar bugünlük siparişim böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Burada da ayırdıklarım var arkadaşlara. Şöyle burası şöyle ayırdığım çiçekler. Bunlar da inşallah gidecek. Şöyle. Bunlar da bakalım artık cumartesi veya pazartesi o şekilde yine bir kargo hazırlığı yapacağım. Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.